Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere dinleyicilerimizden Fatma Hanım'ın itirafını seslendireceğim. Hep birlikte dinleyelim. Lale Hanım merhabalar. Adım Fatma. 35 yaşında bekar bir kadınım. Ankara'da yaşıyorum. El bebek gül bebek büyüdüm. Babam ve annem üst düzey memurlardı. İki kardeştik. Abim ve ben çok güzel bir çocukluk geçirdik. Evin prensesiydim sanki. Herkes her dediğimi yapıyor, bir dediğimi iki etmiyordu. Abimle aynı kolejlerde okuduk. Aynı sıralardan geçtik. Abi kardeşten öte iki yakın arkadaştık. Abimin hayatına giren çıkan kızlar oluyordu tabii. Abim hem yakışıklı hem de dikkat çeken bir çocuktu. Hemen hemen hepsiyle beni tanıştırırdı. Eve gelince de oturur, muhakemesini yapardık. Güler geçerdik. Sonra askere gitti abim. Kısa dönem bir askerlik yapıp döndü. Askere gitmeden önce Zuhal diye bir kızla tanıştı. Beni de tanıştırmıştı. Kız iyi, güzel, kendi halinde yaşantısı olan bir kızdı. Abim karar vermişti. Askerden dönünce evlenecekti Zuhal'le. Ailem de çok sevinçliydi. Abim askerden döner dönmez hazırlıklara başlayacaktık. Öyle de oldu. Abim gitti geldi. Ne oldu bitti anlamadan istedik Zuhal'i. Zuhal anne babasını küçük yaşta kaybetmiş, babaannesiyle yaşıyordu. Bir an önce evlenip evini yuvasını bilmek istiyordu. O yüzden apar topar evlendiler abimle. İlk başlarda her şey iyi gidiyordu. Şimdi hayırdır sen mi evlendin diyeceksiniz belki ama abimle o kadar yakın ilişkimiz vardı ki ayrılmamız mümkün değildi. Her gün giderdim ben onlara. Onlar da bize gelirdi. Aradan birkaç ay geçtikten sonra gelip gitmeler azaldı. Hatta kesildi. Ben abimlere gitmek istediğimde Zuhal sürekli türlü bahaneler uyduruyordu. Biz çağırınca da gelmiyorlardı. Annem de çok üzülüyordu bu duruma. Ama o hiçbir şey diyemiyordu. En sonunda ben dayanamayıp bir gün gittim abimlere. Gittiğimde abim evde yoktu. Zuhal açtı kapıyı. Beni görünce yüzü düştü. Zuhal evde yokuz demiştin ama galiba iptal oldu programınız dedim. Yo, zaten bir programımız yoktu. Sırf sen gelme diye günlerdir bahane uyduruyorum. Ne yüzsüz kadınsın dedi. Duyduklarım karşısında şok olmuştum. Demek ki şimdi abimin neden bize gelmediği belliydi. Zuhal dolduruyordu onu bize karşı. Olamazdı. Böyle bir şeye asla izin veremezdim. Her şeyden çok sevdiğimiz, canımız, biriciğimiz bizden uzaklaşmıştı. Bu duruma el atmalıydım. Abimin iş yerine gittim. Abim bana hiç davranmadığı gibi soğuk davranmıştı. Sanki benim oraya gidişimden rahatsız olmuş gibiydi. Abi seni çok özledik, neden hiç bize gelmiyorsun dedim. Canım bu aralar biraz yoğunum. Endişelenecek bir şey yok deyip beni başından savdı. Eve gittim. Anne ve babama olanları anlattım. Onlar da duydukları karşısında şaşkınlık içindeydiler. Zuhal'den hiçbirimiz böyle bir şey beklemiyorduk. Ve Zuhal'in bana bu söylediklerini abimle paylaşmam gerektiğini söylediler. Daha sonra abimi defalarca aradım ama telefonlarıma cevap vermedi. Ben de numaramı gizli yapıp aradım. Açtı. Şok olmuştum. Benim canımdan çok sevdiğim abim telefonlarımı bile açmıyordu. Abi neden telefonlarımı açmıyorsun? Seni defalarca aradım dedim. Fatma sen miydin? Ne oldu söyle dedi. Abi söylesene bize neler oluyor dedim. Sabah sizin eve gittim. Kapıyı Zuhal açtı ve bana ağzına gelen her şeyi söyledi. Ne kadar yüzsüz olduğumu, bizimle görüşmek istemediğini. Tam bunları anlatıyorken saçmalama diye sözümü kesti abim. Zuhal niye sana böyle bir şey söylesin? Söyledi dedim. Ama bir türlü söylediğine inandıramadım. Yazıklar olsun. Böyle bir şey nasıl olabilirdi ya? İnanamıyordum. Gecelerce düşündüm. Kafama taktım. Ben bu işi çözecektim. Nasıl olur da daha dünkü kız abimi bizden çalardı. Aradan çok zaman geçmeden hamile olduğunu öğrendik Zuhal'in. Sevinçten havalara uçtuk. Hamile olduğunu da Zuhal'le ortak olan bir arkadaşımızdan öğrendim. Küstük de bir yere kadar diyerek elimize bir çiçek, birkaç bebek hediyesi alıp akşam çat kapı gittik abimlere. Kapıyı abim açtı. Karşısında bizi görünce çok da sevinmemiş ama sanki içeri almasa da ayıp olacakmış gibi bir tavırla bizi içeri davet etti. Annemin daha şimdiden morali bozulmuştu. Babam zaten gelmemişti bile. Bizi gören Zuhal yüzünü buruşturarak ''Siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Ben de tam yatmaya gidiyordum. Size iyi oturmalar.'' diyerek içeri gitti. Annem sinirden ellerini ovuşturmaya başladı.
Tansiyonu çıktı kadının. Hadi kızım hadi. Anlaşılan rahatsızlık verdik dedi. Abimse sesini bile çıkarmadan kapıya uğurladı bizi. Annem yol boyunca ağladı. Biz bu çocuğa ne yaptık da bu çocuk bize karşı böyle oldu? Hiçbir anlam veremiyorum Fatma dedi. İnanın ben de olanlara anlam veremiyordum. Abime de Zuhal'e de hiçbir kötülüğümüz dokunmamıştı. Şimdi bazılarınız belki diyecek ki siz de çok sık gelip gitmişsiniz. Kızı hiç rahat bırakmamışsınız. Belki de böyle düşünebilirsiniz. Haklısınız. Ama abimin yeri bizim için hep çok farklıydı. Bunu size nasıl anlatabilirim? İlk başlarda onun evlendiğini idrak edemedik. Zaten aradan çok zaman geçmeden bizimle ilişkisini tamamen kesti. Başlarda da bahsetmiştim ya, Zuhal'le ortak bir kız arkadaşımız vardı. Onunla buluşup olanı biteni ona anlattım. O da bana hiç aklımın ucundan geçmeyen bir şey söyledi. Fatma, bu kız sakın size büyü yapmış olmasın dedi. Nasıl yani? Yok artık dedim. Vallahi dedi, bu kızın zaten bu tarz şeylere düşkünlüğü var. Baktı ki abin size çok düşkün, onu kendine bağlamak için büyü yaptırmış olabilir dedi. Sonra da beni bildiği bir tane kadın hocaya götürdü. Böyle gece kondu, derme çatma, hatta kapıdan içeri girerken kafamızı eğecek kadar küçük bir kapısı olan bir eve gittik. İçeride siyah başörtüsüyle yaşlı bir kadın oturuyordu. Gelin bakalım dedi. Sizin derdiniz nedir? Abimle aramız çok iyiyken, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezken aniden bizden soğudu. Bizimle görüşmüyor dedim. Sizin şu olaya bir bakalım dedi. İçerisinde su dolu olan bir tencereye bakarak bir şeyler fısıldanmaya başladı. Sonra da tam tahmin ettiğim gibi diyerek tekrarlamaya başladı. Ne oluyor dedim. Zuhal'i tarif etti. Bu kız abine öyle bir büyü yapmış ki abin sizi gördüğü zaman sanki düşmanını görür gibi olmuş. Gözü karısından başka hiçbir şeyi görmüyor dedi. İnanamadım. Böyle şeyler bu zamanda hala var mıydı? Bu tarz şeylere hiç inanmasam da abimdeki bu ani değişim aklımda soru işaretleri yaratmıştı. Eve gidip bu durumu annemle paylaştım. O da benim aksime bu tarz şeylerin varlığına hep inanırdı. Beklerim dedi. Bu kız bunu da yapar. Bunu öğreneli tam 2 ay oldu. Abim hala bizimle görüşmüyor. Böyle bir şey varsa da ne yapmak gerekir? Bilen Allah rızası için yazsın. Sizin başınıza böyle bir durum geldi mi? Ne yapayım? Nasıl bir çözüm yolu bulayım? Bana ne olur yardımcı olun. Abimi kaybetmek istemiyorum. Ah Zuhal, ah! Bizi ne durumlara düşürdün? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, dinleyicilerimizden Fatma Hanım'ın itirafını seslendirdim bugün sizlere. Bize bu zamanda da böyle şeyler var mıymış ya dedirtecek bir hikaye. Evet arkadaşlar, Fatma'nın da dediği gibi sizin etrafınızda hiç böyle olaylar yaşandı mı? Bu tarz konulara inanıyor musunuz, yani büyüye falan? Ya da bu konuyla ilgili bazı tecrübeleriniz var mı? Varsa eğer lütfen Fatma'ya yardımcı olun. Ben de Fatma gibi yorumları takip ediyor olacağım. Sizin de Fatma Hanım gibi kimseyle paylaşamadığınız yaşanmışlıklarınız, itiraflarınız varsa eğer lütfen benimle iletişime geçin. Ben Lale. Buradayım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.